Bugün itibariyle medyamız ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmakta, zor şartlarda büyük bir özveriyle faaliyet göstermektedir. Gelir kaynaklarının yetersizliği ve maliyetlerinde sürekli artması nedeniyle ekonomik açıdan ciddi anlamda sıkıntılı günler yaşamaktadır. TürkSat'ın döviz üzerinden belirlediği uydu frekans ücretleri döviz kurundaki yükselme nedeniyle yüksek oranda artmıştır. Başta yerel kanallar olmak üzere televizyonlar ücretlerini ödeyemez hale gelmiştir. Tamamına yakını ithal edilen kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de döviz kurundaki artıştan çok olumsuz etkilenmiş, fiyatlarda meydana gelen yüksek artış yayıncılığı vurmuştur. Gazeteler kağıt alamaz durumdadır. Girdi maliyetlerinde ortaya çıkan yüksek orandaki artışların altından kalkamayan radyolar, televizyonlar ve gazeteler güçlükle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bazıları kapanmış olup bazıları da kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Basın çalışanları işsiz kalmakta, birçok gazeteci ve muhabir işten çıkarılmaktadır. Medyamızın yaşadığı sorunların çözümlenmesi demokrasimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Medyamıza yönelik acilen bir paket hazırlanmalıdır. Medyanın haklı beklenti ve taleplerine mutlaka karşılık verilmelidir. Bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı'nın 453 sayılı kararı ile basın ilan kurumunun gazetelere verdiği resmi ilanların yayın ücretinde yapılan artış memnuniyet vericidir. Bu arada resmi ilan bedeli ödemelerinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge istenmesine ilişkin uygulamada mutlaka ertelenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk lirası kullanılması yönündeki çağrılarına bir kamu kurumu olan TürkSat'ın uymaması, uydu kiralarını döviz üzerinden uygulamaya devam etmesi dikkat çekmektedir. TürkSat'ın uyguladığı ücret tarifesi makul seviyeye çekilmeli ve mutlaka Türk lirası üzerinden belirlenmelidir. Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonlar ile radyoların önemli bir gider kalemi olan RTÜK payı kaldırılmalıdır. Kağıt ve kağıt ürünlerine yönelik vergi indirimleri ve kolaylıkları getirilmelidir. Daha da önemlisi, kağıt sektörüne yönelik acilen tedbirler alınmalı, ihtiyacımız olan kağıdın Türkiye'de üretilmesi sağlanmalıdır. Yerel medyanın reklam pastasından aldıkları pay çok sınırlıdır. Kamu reklamlarının en az %15'inin yerel medyaya verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Yurt dışına yapılan resmi programlara Anadolu medyasından da temsilcilerin katılımı sağlanmalıdır. Anadolu medyasının ciddi, basın ahlakına sahip, tarafsızlık ilkesine bağlı ve objektif bir yayın organı olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için özel destek programları uygulamaya konulmalıdır. Bu amaçla gelişen teknolojiye ayak uyduramayan gazetelerin baskı tesislerini modern hale getirebilmeleri, radyo ve televizyonların teknolojilerini yenileyebilmeleri için bazı sektörlerde olduğu gibi Anadolu medyasına özgü faizsiz ya da uygun maliyetli kredi desteği uygulamaya konulmalıdır. Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren internet medyası yayıncılık konusunda bir yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır. Basın çalışanları kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgiyi, haberi ulaştırabilmek için bütün olumsuz şartlara rağmen görevlerini yerine getirmektedirler. Basın çalışanlarının en temel sorunlarından biri olumsuz çalışma koşullarıdır. Basın çalışanları düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor şartlar altında...